Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca, SML Hoca matematik kanalındasınız. Hoş geldiniz TYT Matematik kampımızda geldik bugün 28. günümüze sevgili gençler ve bugünkü konumuz çarpanlara ayırma olacak. Evet çarpanlar ayırmanın kazanım bakışı bir kısım uzun olduğu için ben bu videoyu bu dersi iki ders halinde işleyeceğim arkadaşlar. İki tane video gelecek çarpanlar ayırma 1 ve çarpanlar ayırma 2 biçiminde haberiniz olsun. Hocam kampımıza Barış Yayınları TYT Video Ders kitabıyla devam ediyoruz. Buradan ilerliyoruz ve hemen sana sayfa numarasını söylemek istiyorum. Kaldığımız yerin köklü ifadeleri tabii ki bitirdik. SML bakışı bitirdik. Evet 120. sayfamızdayız. 310 sayfalık kitabımızın 120. sayfasına geldik ve bugün sizlerle beraber nerelere kadar geleceğiz? 123'e kadar geleceğiz. Yani toplam 4 sayfalık bir konu anlatımımız olacak. Daha sonrasında konumuza devam edeceğiz bir diğer videomuzda. Bu arada kitabımızın Satış linki açıklama kısmında mevcut. Dileyen, isteyen girip, alıp benimle kampa devam edebilir. Evet, artık hazırsanız geçelim derse. Şimdi efendim, ortak çarpan paranteziyle başlayacağız çarpanlar ayırma kısmına. Bir harfli ifadenin tüm terimlerinin ortak çarpanı varsa, bu çarpan parantezine alınabilir. Şimdi bu bir çarpanlar ayırma metodudur. Tamam, ben sana metotları göstereceğim. Sonra... İşine yarayabilecek özdeşlikleri göstereceğim. İşte iki kare farkı gibidir, tam karelerdir, küp açılımları gibidir. Öncelikle ilk işimiz ortak çarpan parantezini alma. Bunu matematiğin neredeyse her yerinde kullanırız. Yani trigonometride de kullanırsın, logaritmada da kullanırsın, dizilerde de kullanırsın. Her yerde kullanacağız. Birinci sorumuzla başlayalım. Şimdi a eksi b var burada. Şimdi benzer ifadeleri arıyorum. a eksi b. Burada b eksi a var. Burada a eksi c varken burada c eksi a var. Şimdi öncelikle abi şunun karesi var ya. Bunun karesi olduğu için ben bunu ister a eksi b'nin karesi yazarım. ister b eksi a'nın karesi yazarım. Ki bunu yazmaya hakkım var. Çünkü 5'in karesi de 25'tir. Eksi 5'in karesi de 25'tir. Ben içeriye eksiyle çarpıp bu şekilde yazabilirim. Sonuç olarak karesini alacağım. Çarpı a eksi c dedim. Eksi. Şurası karesi olduğu için bak bunu değiştirmiyorum. Onun üzeri 1 çünkü. Burası karesi olduğu için ben burayı a eksi c'nin karesi biçiminde yazarım. Ve çarpı b eksi a'mız burada mevcut gençler. Şimdi ortak olanlar hangisi? b eksi a'lar birbirine benziyor. Aynısı ve a eksi c'ler birbirine benziyor. Sadece kareleri var. O halde ben b eksi a çarpı a eksi c parantezine alacak olursam. Şurada ne kalır? Sadece bir tane b eksi a'mız kalır. Şurada da bir tane eksi var önünde unutma. Eksi a artı c'miz kalır Güzel. Şimdi burayı da biraz düzenlersem. B eksi A çarpı A eksi C ve çarpı B eksi 2A artı C. B eksi 2A artı C biçimde de burayı yazarım. Şimdi gördüğünüz üzere burada bir fark işareti vardı. Yani çıkarma işlemi vardı. Ve bu ifade iki terimden oluşuyordu. Birinci ve ikinci terim. Artık burada tamamı çarpım olduğu için bu ifade tek terimden oluşuyor diyebiliriz. Böylelikle çarpanlarına ayırmış olduk biz bu ifadeyi. Kazanım bakış 2. 2a artı 5b 6 ise 2a kare artı 5ab artı 15b ifadesinin değeri soruluyor bize. Şimdi öncelikle 2a kare artı 5ab'miz falan var burada dikkat ettiysen. Ben şu kısımda bir işlem yapmak istiyorum. Çünkü ikisinde de a'lar mevcut. A parantezini alırsam burası 2A gelir ve yan tarafta da bir 5B'miz oluşur. Artı bir de neyimiz var? 15B'miz var gençler. Peki 2A artı 5B neydi? 2A artı 5B 6 idi hocam. 6 kere A 6A yapar. Artı bir de 15B'miz var. Ben ikisini de gidip 3 parantezine alabilirim. 3 parantezinde 2A artı 5B gelir. E hocam şurası kaçtı 6 ydı. o zaman 3 kere 6 bana cevabı verir 3 kere 6 da 18 yapar doğru cevabımız 18'di arkadaşlar. Bir diğer metodumuz gruplandırma yöntemi. Bunlar da böyle genellikle 4 terimli olurlar tamam mı? Çünkü ikili ikili gruplandırabiliriz. 6 terimli olursa yine ikili ikili veya üçlü üçlü gruplandırabiliriz. 4 terimli harfli ifadeler ikili ikili gruplandırma yapıldıktan sonra ortak parantez yöntemiyle çarpanlarına ayrılır. Şimdi çok da güzel bir sorudur aslında bakarsan. Uygulaması bol bir soru. A eksi B ve C eksi A bize verilmiş. 10. E şimdi AB B eksi B kare ve A C eksi C kare. Bunların toplamı nedir diye soruluyor. Şu ilk ikili gruplandırdığıma bakacak olursak. B parantezini aldığım takdirde burası A eksi B yapar. Yan tarafta da C'lerin ortak olduğunu görüyorum. C parantezini aldım. A eksi C geldi. Şimdi bu soruluyor değil mi bana? E şimdi a eksi b dediğim şey burada verilmiş zaten 10. Şurası 10. Geldim yan tarafa şuradaki a eksi c dediğim şey de şurada tam tersi verilmiş c eksi a. Şimdi c eksi a 10 sa a eksi c eksi 10'dur. O halde bunu da buraya böyle eksi 10 diye yazdım. 10 ile b'yi çarptım 10 b. Eksi 10 ile c'yi çarptım eksi 10 c yaptı. Bizden bu isteniyor dedik. Bunu da ben 10 parantezine alırsam b eksi c gelmez mi? Bu soruluyor bana. Şimdi b eksi c'yi nereden bulacağım? Hocam iyi dinle b eksi c'yi vermemiş de her şeyi de şirketten bekleme. a eksi b'nin sen 10 olduğunu biliyorsun. E c eksi a'nın da 10 olduğunu biliyorsun. E madem öyle sana b eksi c lazımsa eğer şunu yaparsın. İkisini taraf tarafa topladığın takdirde a ile eksi a gider mi gider. C eksi b gelir. İkisini topladım 20 mi oldu? E c eksi b 20 ise b eksi c eksi 20'dir. Eksi 20 ile de onu çarpacak olursan doğru cevabın eksi 200 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla görürsün. Gönül rahatlığıyla söylersin. Tamam. Böylelikle kazanım bakış 3'ün sonuna geldik. Şimdi sağ üst tarafta kazanım bakış 4'ten önce ne var? 2 kare farkımız var. Şimdi 2 kare farkına bakacağız. Bu çok değerli bizim için. Çok fazlaca kullanırsın. Çok fazla şekilde tercih ederiz. Bize soru çözdürür. İyi dinle o yüzden. A kare eksi B kare. Daima bak iki kare var. Farklarından bahsediyoruz. O yüzden ismi iki kare farkı. A eksi B ile A artı B'nin çarpımına eşittir. Bunun geometrik anlamı nasıldır? Şöyle. Şimdi bir kenarı A birim olan bir kare düşünün. Sonra bu kare kartondan bir kenarı B birim olan kısmını kesip attım. Geriye kalan kısmın alanı nedir? Hocam A kare eksi B karedir. Çünkü bu bölgenin alanı A kare. Küçük karenin alanı B kare. A kareden B kareyi çıkarınca sarı bölgenin alanı oluşmuş olur. Peki ben bu sarı bölgenin alanını farklı bir şekilde oluşturabilir miyim? Tabii ki de. Hemen şunu şöyle çektin hocam. Tamam mı? Şimdi şurası ne? A eksi B. Şurası ne? Hocam burası da A eksi B. Değil mi? Şimdi şurası da A eksi B o halde. Şurası neydi? B idi. E şimdi şuranın alanı nedir hocam? Buranın alanı A eksi B'nin karesidir Tamam şuranın alanı nedir ee, şu a eksi b şurası B hocam a eksi B değil Burası B üzgünüm buranın alanı da şu kısmın b ile a eksi B'nin çarpımıdır artı b çarpı a eksi b dedim Tamam bir de şuranın alanı lazım yine b çarpı a eksi b'dir şimdi a eksi B'nin karesini açtığım takdirde a kare eksi 2 AB artı b kare yapar B'yi içeri dağıtırsam ki bundan 2 tane var. Dolayısıyla şuraya 2 yazalım. Şurayı kaybedelim. 2AB eksi 2B kare yapar. Bak. Eksi 2AB ile artı 2AB gitti. B kareden 2B kare çıktı. A kare eksi B kare gelmiş oldu. Değil mi? Ya da bunu şöyle de düşünebilirsin sen. Hocam şurada. Şurada. Şimdi A kare eksi B kareyi elde ettik ki zaten biz A kare eksi B kare olduğunu söylemiştik. A eksi B ortak çarpan parantezini alırsan... A eksi B parantezinde şurada ne kalır? Hocam bir tane A eksi B'miz kalır. Artı bir de şurada 2 B'miz kalır. Şimdi A eksi B ve eksi B ile 2 B'yi toplarsan artı B gelir. A artı B. A, -B. A kare eksi B kare bildiğin ne oldu? A eksi B çarpı A artı B oldu. İşte iki kare farkının geometrik anlamı da bu şekilde yorumlanabilir gençler. Şimdi kazanın bakış dörde bir bakalım. Şekilde verilen kemerin ardışık iki deliği arasındaki arasında dört birimlik mesafe vardır. Yani şurası 4 birim, şurası 4 birim, bu 4 birim, 4 birim, 4 birim şeklinde. Her iki delik arasında 4 birimlik mesafe var. Gürsel, Emin ve Yüksel'in bel ölçüleri sırasıyla ABC birimdir denilmiş ve kemeri Gürsel ikinci hemen yazalım. Şurası Gürsel ikinci deliğe, üçüncü deliğe Emin ve dördüncü deliğe de Yüksel takıyormuş kemerine. A kare artı C kare eksi 2B kare kaçtır diye soruluyor. Şimdi A dediğimiz şey Gürsel'in Gürsel'in bel ölçüsü, B Emin'in bel ölçüsü, C de Yüksel'in bel ölçüsü. Şimdi ben şu kısımda ilk deliğe kadar olan kısma X birim dersen, şurası 4 birim olduğu için Yüksel'in bel ölçüsü yani A X artı 4'tür. B yani eminin bel ölçüsü X artı 8'dir C yani e, Yükselin bel ölçüsü de X artı 12'dir diyebilirim Benden istenen şu A kare ile C kareyi topla ve bundan 2B kareyi çıkar. Ben bunu şu şekilde yazsam A kare Artı C kare Eksi B kare Eksi B kare biçimde yazsam itirazınız olur mu? Bence olmamalı çünkü Eksi 2B kare şurada eksi B kare Eksi B kareye eşittir o halde önce a kare eksi b kareden ilerlesem ve desem ki a kare eksi b kare aslında a eksi b ile a artı b'nin çarpımıdır. Şuradaki c kare eksi b kare de aslına bakarsan c eksi b ile c artı b'nin çarpımıdır derim. Geldim şu kısma a'dan b'yi çıkaralım hadi çıkaralım a'dan b'yi çıkarırsam x artı 4'ten x artı 8'e eksi 4 gelir. Ve a ile b'yi topla demiş İkisini toplarsam 2x artı 12 yapar. Devam edelim artı c eksi b ben c'den b'yi çıkarırsam bu sefer 4 kalır c ile b'yi toplarsam da 2x artı 20 gelir hadi gelin şu eksi 4'ü ve 4'ü bir güzel içeri dağıtalım arkadaşlar eksi 8x ve eksi 48 gelirken 4'ü içeri dağıttım. Artı 8x artı 80 geldi. Böylelikle artı 8x ile eksi 8x birbirini götürdü. Eksi 48 ile 80'in toplamı da bana 32 cevabını ta verdi gençler. Böylelikle a kare artı c kare eksi 2b kare dediğimiz ifade de 32'nin ta kendisidir diyebiliriz. İnanılmaz sıcak. Ne yapalım? Peçete inen. <laughs> Peçete arkadaşlar. Ders sonunda bu yok oluyor. Böyle bir özelliği var. Bu sile 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 sile. Artık nereye yok oluyor bilmiyorum. Tenime mi yapışıyor? Orada buharlaşıyor mu onu da bilmiyorum ama katı bir şey buharlaşır mı onu da bilmiyorum. Kimyam hiç iyi olmamıştır maalesef. Yapacak da bir şey yok. Şimdi gençler aha bundan aha bunu çıkar demiş. Aa karelerinin farkı. iki kare farkı çok güzel. O zaman ben şöyle derim. 20,25 eksi 19,75 ve çarpı 20,25 artı 19,75'ten bahsediyor aslında. Peki ben 20,25'ten 19,75'i çıkarırsam ne gelir? 0,5 gelir. Çarpı buraya geldim. 20,25 ile 19,75'i toplarsam 40 yapar. 40 kere 0,5 yani 40 çarpı 1 bölü 2. O halde cevabımız nedir? 20'nin ta kendisidir. Evet devam. Kazanım bakış 6. 2024'ün karesinden diyor 2020 çarpı 2028'i çıkar diyor. Hmm. E şimdi ne yapacağız? 2020 ile 2028'i çarpacağız. 2024'ün karesini bulup farkını bulup karekökünü mü alacağız? Hayır. Şöyle yapacaksın. Şimdi 2020 ve 2028'i boşuna vermemiş bunların tam ortasındaki sayı 2024'tür. Ve ben 2020 sayısını 2024 4 biçiminde yazarken 2028'i de 2024 artı 4 biçiminde ifade edebilirim. Burada da gördüğünüz bir a eksi b a artı b formasyonu var. O halde 2024'ün karesi eksi 4'ün karesi bunun açılımıdır aslında bu derim. Yani 2020 ile 2028'in çarpımı aslında 2024'ün karesinden 4'ün karesi kadar eksiktir derim. Böylelikle içeriği düzenleyecek olursam 2024'ün karesi eksi açtım parantezi 2024'ün karesi eksi 4'ün karesi yazarım. Ve tabii ki bir de bunun kare kökü var arkadaşlar. Daha sonrasında eksiyi içeri dağıttığım takdirde 2024'lerin gittiğini görürüm ve eksi eksiden kaynaklı burası artı olur. Kök içinde sadece 16'mızın yani 4'ün karesinin kaldığını bulurum. Kök 16 da 4'ün ta kendisidir. Evet 6. kazanım bakışla beraber sayfa 120'yi bitirdik. Geçiyoruz efendim sayfa 121'e 11'in karesine kazanım bakış 7'deyiz abiler ablalar Peki Şimdi kazanın bakışı 7'ye beraber bakalım 9x kare eksi y kare şimdi Bir şeylerin karesi var burada 9x kare aslında 3x'in karesidir Ve Y kare de aslında y'nin karesi zaten Eşittir 29 dedim 29'un asal olması şaka mı? <laughs> 29 asal sayıdır Ve benim işime gelir Neden? Çünkü ben şunları 2 kare farkıyla 3x eksi y Çarpı 3x artı y biçiminde çarpanlarına ayırırsam burası 29 ise eğer 29 da asal olduğu için pozitif çarpanları sadece 1 ve 29 iken negatif çarpanları da eksi 1 ile eksi 29'dur ama hani x ve y birer pozitif tam sayı oldukları için negatif çarpanlarını düşünmeyeceğim. O halde diyorum ki ya burası 1 iken burası 29'dur diyeceğim ya da burası 29 iken burası 1'dir diyeceğim. Hadi bakalım şimdi işlemlere geçelim. Hocam öncelikle 3x eksi y 1 ise ve 3x artı y 29 ise ben bunları topladığım takdirde 6x yapar eksi y ile artı y gider karşı taraf 30 gelir ve x'i böylelikle 5 bulurum. Şimdi x'i 5 buldum hocam tamam 5 bulduktan sonra y'yi de bulalım. E şimdi geldim şuraya şunu da yerine yaz bakalım. X gördüğün yere 5 yaz. Burası 15 gelir. 15'ten Y çıkınca 1 oluyorsa e, Y de 14'ün ta kendisidir o halde. 5 ile 14'ün toplamı sorulmuş. Doğru cevap 19'dur. Şimdi canım öğrencim bak beni iyi dinle. 1'e 29'u denedik de hocam bunu niye denemedik? Aslında o olmuyor bile. Neden? Çünkü bunun çarpanları 1 ve 29'sa küçük olan 1'dir, büyük olan 29'dur dememiz lazım. Yani aslında bakarsan bu sağlamıyor bile. O gayri ihtiyari ağzımdan çıktı işte 1'e 29 veya 29'a 1'dir şeklinde. Tamam. Tabi ben bildiğim için orada küçük olanın 3x eksi y olduğunu sana hiç ondan bahsetmedim bile çözerken ama sonuçta gönlüm rahat etmedi ve şimdi de bahsetmek istedim. Benim de öyle kafam karışık bir insanım işte. Devam edelim. Kazanın bakış 8. Bir tane g sayımız var. E bu g sayısını vermiş bize bayağı da büyük bir sayı. 5 üzeri 48 sayısının g türünden eşitini bul demiş. Hocam bulur muyuz? Buluruz Allah. Şimdi öncelikle 2 kare farkı var gibi duruyor. Ama hani 2 kare farkında bir eksili bir artılı versiyonu vardı. Bunun eksilisi yok ki. Ama eksilisini biz üretebiliriz. Nasıl mı? Şu şekilde. Öncelikle buradaki g sayısını ben 5'in küpü eksi 1 ile çarpmak istiyorum. E şimdi yani bu tarafı çarptım. E bu tarafı çarpınca bu tarafı da çarpmak gerekiyor haliyle. Eşittir dedim. 5'in küpü eksi 1 çarpı 5'in küpü artı 1. Devamını yazıyorum şimdi. 5 üzeri 6 artı 1. 5 üzeri 12 artı 1. Ve 5 üzeri 24 artı 1 biçiminde yazdım. Şimdi gel bakalım. Şu ikisini çarpsana ne gelecek? 5 üzeri 6 eksi 1 gelmez mi? Peki bununla bunun çarpımı ne gelir? 5 üzeri 12 eksi 1 gelir. Bununla bunun çarpımı da 5 üzeri 24 eksi 1 gelirken tabii ki bununla bunun çarpımı da bize neyi verir? 5 üzeri 48 eksi 1'in ta kendisini verir. Şimdi G sayısı buydu. Bu da bu. Benden ne istenmiş bir yazayım ben onu. Bu arada 5'in küpe eksi 1 kaçtır? 124 değil mi? 124 tane G Eşittir 5 üzeri 48 eksi 1 ise madem. E benden 5 üzeri 48 istenmiş. Bunu yalnız bırakacağım. O zaman şuradaki eksi 1'i karşı yazıp ben ne olur? 124 g artı 1 eşittir 5 üzeri 48'i verir bize. Doğru cevabımız ahanda buydu. Tamam. Şimdi kazanın bakış 9'da sıra. Şekilde diyor. A, B, C, D ve E, F, G, H. Birer kare. Tamam. Boyalı bölgenin alanı. Boyalı bölgenin boyalı bölge bura. 105 birim kareymiş. Çevresi de 60 birim olduğuna göre küçük karenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben bu büyük karenin bir kenarına A dersem, küçük karenin de bir kenarına B dersem, tamam mı? Ben bu boyalı bölgeyi nasıl bulurum? Büyük karenin alanından küçük karenin alanını çıkarırsam aha bu bana 105'i veriyormuş. Güzel. A kare eksi B kare geldi. Kesinlikle A eksi B çarpı A artı B vardır. Eşittir 105'miş bu da. E güzel bunu elde ettik de ne işimize yarayacak? Şimdi hocam beni iyi dinle. Bu boyalı bölgenin çevresi 60'mış. Şimdi boyalı bölgenin çevresi A, 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 A. 4A. Ve aha burası da çevre bak. Boyalı bölge sonuçta bak. Boyalı bölge dış çevre iç çevre değil mi? O zaman 4B de burada var. Yani 4A ile 4B'nin toplamı neymiş? Hocam 60. O zaman 4'e bölersem A artı B'yi kaç bulurum? 15 buluruz. E A artı B 15'miş. O zaman A eksi B kaç yapar? E, 7 yapar. 7 kere 15 105'tir. O halde yazıyorum A eksi B 7'ymiş. E A artı B e, o da 15'miş. E, ben bunları toplarsam bir güzel. Ne gelir? 2A eşittir. 22 gelir. A kaçtır arkadaşlar? 11'dir. Bana diyor ki küçük karenin alanı. Küçük karenin alanı B karedir. B'yi bulup karesini alacağım. A 11 ise B 4'tür ve karesi de 16'nın ta kendisidir. Doğru cevap 16 olacaktı. 9. kazanın bakışı çözdük. Şimdi 10'a doğru gidiyoruz. Sağ üst tarafta ama onlar önce tam kare ifadeleri bir verelim bakalım. Gençler a artı b'nin parantez karesi. a kare artı 2ab artı b kareyken artık bunu bilmeyeniniz yoktur herhalde. a eksi b'nin karesi de bunun aynısı ama sadece şuranın eksilisi olacak. Tamam bunu genelde nasıl kodlarız? İşte birincinin karesi, birinciyle ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi biçiminde kodlarız. ise sadece birinciyle ikincinin çarpımının iki katının önünde eksi vardır, artılıysa artı vardır diyeceğiz. Yani artılıysa tamamı artı, ise sadece ortadaki terimin katsayısı eksi olacak. Bunun da geometrik olarak anlamı budur. Ben şurası, şu bölge, bir kenarı b birim olan bir kare biçiminde, bu bölgede bir kenarı a birim olan bir kare biçiminde eğer yazarsam bunu. E şuranın alanı, e burası A, şurası B olduğu için 2AB e, gelir. Burası da AB. Bak ne yaptı toplam alan 2AB artı A kare artı B kare. Yani A kare artı 2AB artı B kare yaptı. Böylelikle ben bir kenarı A artı B birim olan bir karenin alanını hesaplamış oldum. A artı B'nin karesi ne oldu? Bir tane A kare, 2 tane AB ve bir tane de B kare olmuş oldu. Güzel. Peki? Bunların içerisinden bir çıkarım yapılabilir mi? Elbette yaparsın. Mesela a kare artı b kare mi lazım sana? Yani neresi lazım? Ee, şunla şu lazım değil mi? O zaman şunu karşıya atarsın. Böylelikle a artı b'nin karesi eksi 2ab olur. Veya a kare artı b kareyi farklı bir şekilde mi elde etmek istiyorsun? Soruda sen a eksi b'yi mi biliyorsun? O zaman şunu kullanırsın a kare artı b kareyi. Bunu bu tarafa atarsan artı 2ab'li versiyonu bulursun veya a eksi b'nin karesini mi elde etmek istiyorsun elinde a artı b'nin karesi varken o zaman dersin ki ben 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 şurayı sildim abi şunun üstüne 4 tane ab b eklersem eğer bunu elde ederim zaten o zaman a artı b'nin karesinin üstünde şurada 4 a eklersin ya da ya da Şundan 4ab çıkarırsan da a eksi b'nin karesini elde etmiş olursun. Şimdi geldik mi? kazanım bakış 10'a geldik. Hadi. x eksi 3 bölü x 4'müş. Benden istenen x kare artı 9 bölü x kare. Ben şunun karesini alırsam birincinin karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi 9 bölü x kare yapar. Karşı tarafında karesini almayı unutma. Genelde öğrenciler unutuyor. Bazen ben de unutuyorum ama sen unutma. Bu da eşittir 16 yaptı. şimdi şuraya bakıyorsun burada x ile x birbirini götürdü. Eksi 2 kere 3 ne yapar? Eksi 6 yapar. Bu eksi 6'yı karşıya fırlatırsan ne kaldı elimde? x kare artı 9 bölü x kare ki bu benden istenen şeydir. 16'ya 16'ya 6'ya ekledin. 22 bize cevabı vermiş oldu. Geldik kazanın bakış 11'e. E ben, bana diyor ki x kare eksi 8 x artı 3 0 olduğuna göre şu ifadenin değeri kaçtır diye sorulmuş. Hemen bunu şu şekilde parçala. Yani de ki x üzeri 4'ü x kareye böldüm. 9'u da x kareye böldüm toplarım. x üzeri 4'ü x kareye bölersen x kare gelir. Artı bir de 9 bölü x kare gelir. Yani benden bu isteniyor. Şimdi madem bu isteniyor arkadaşım. Ben bu 9 bölü x karenin 3 bölü x'in karesi olduğunu biliyorum değil mi? 3 bölü x'in karesi. Bu da x'in karesi. Bunu nasıl elde ederim? Şimdi bana 3 bölü x lazım değil mi? Bak ısrarla söylüyorum yine. 3 bölü x lazım bana. O halde şuradaki ifadeyi kenara çektim. x kare eksi 8 x artı 3 eşittir 0 yazdım. Ben bu ifadenin tamamını x'e bölecek olursam şöyle bir şey olur. Ve karşı taraf yine 0 olur. x kareyi x'e böldüm. x eksi 8 x'i x'e böldüm. Eksi 8 geldi. 3'ü x'e böldüm. 3 bölü x oldu. Bak 3 bölü x'i elde ettim. Karşı taraf yine 0 oldu x ile 3 bölü x. Eksi 8'i karşıya atarsam x artı 3 bölü x ne olur abi? 8 olur. Al karesini şimdi. Birincinin karesi. 2 çarpı birinci çarpı ikinci ve ikincinin karesi 9 bölü x kare mi yaptı? Eşittir kaç geldi? 64 mu? Güzel. Şimdi şuradaki x ile şuradaki x'i götür. 2 kere 3 6 yaptı 6'yı karşıya postaladım Ne geldi x kare artı 9 bölü x kare geldi Bizden istenilen 64'ten 6'yı çıkardın. 58 Yani Sivas bize cevabı verdi Sivas'a selamlar Evet kazanın bakış 12'deyiz artık devam ediyoruz Ne demiş 3x ile 1 bölü x'in toplamı 6 iken x kare artı 1 bölü 9 x kare ifadesinin Şimdi 1 bölü bir dakika dur x neyin karesi x'in karesi hocam Değil mi? 1 bölü 9x kare neyin karesi? 1 bölü 3x'in karesi. He. Şimdi o zaman bana ne lazım? Hem x lazım hem de 1 bölü 3x lazım. Bu var mı? Yok. Ama sen bu ifadeyi 3'e bölersen bak bölü 3. Bölü 3 dersem çarpı 3 şurası olur aslında. Bölü 3. E şimdi 3x'i 3'e böl x artı 1 bölü 3x eşittir 6 bölü 3'ten 2 mi geldi? E o zaman ne duruyorsun? Al bunun karesini şunu elde edersin zaten. Alıyorum x'in karesi x kare artı 2 çarpı birinci çarpı 1 bir bölü 3x ve artı ikincinin karesi 1 bölü 9x kare yapar. Eşittir 2'nin karesi de 4 geldi hocam. Benden istenen kısım x kare ve artı 1 bölü 9x kareydi. Şuradaki x ve buradaki x giderse burada sadece 2 bölü 3 kalır. Bu 2 bölü 3'ü de ben sağ tarafa gönderirsem x kare artı 1 bölü 9x kare elimde patlamış olur. Eşittir 4 eksi 2 bölü 3'tür. 4 kere 3 12. 2 çıkardım 10. Bölü 3 de bana cevabı verir. 121'i bitirdik. Artık bu sayfamda sonuna geldik. Şimdi neredeyiz? 122'de ve kazanım bakış 13'ü çözeceğiz. Hadi bakalım. x ve y birer gerçek sayıymış. x kare eksi x artı y eksi y kare eşit 0. x'de? Eksi 1 bölü y'ye eşitmiş. Yani aslına bakarsan şunu şu tarafa gönderirsen eğer x çarpı y'nin eksi 1 olması gerektiğinden de bahsedilebilir. Belki işimize yarar diye yazdım. Çünkü bu düzensiz duruyordu. Ben onu düzenledim aslında. Peki. Şimdi. Şu ikisi. Bak şu ikisini sanki x parantezine de bu ikisini y parantezine alacakmışız gibi dursa da ben x kare eksi y karenin artık 2 kare farkı olduğunu gayet iyi biliyorum. Bunları yan yana yazdım. Şurayı da eksi parantezine aldım ve x eksi y yazdım eşittir 0 geldi. Şimdi hocam x kare eksi y kareyi tamam mı gel bir güzel iki kare farkıyla çarpanlarını ayır. x eksi y çarpı x artı y gelir mi gelir. Eksi bir de neyimiz var x eksi y'miz var eşittir 0. Şimdi sen burada x eksi y'lerin ortak olduğunu gördün ya bir güzel ortak çarpan parantezini al. x eksi y ortak çarpan parantezinde burada ne kalır x artı y Burada ne kalır? Eksi 1 kalır. Eşittir 0 oldu mu? Oldu. Şimdi x eksi y ile x artı y eksi 1'in çarpımı 0'mış dedik. Bizden istenen x kare artı y kare. Burada ya x eksi y 0'dır ya da x artı y eksi 1 0'dır. Yani x artı y 1'dir denilebilir. Ne güzel. Şimdi x eksi y 0'sa x eksi y eğer 0 ise x Hocam y'ye eşittir. x y'ye eşitken getirdim şurada. Y gördüğüm yere x yazarsam x kare eşittir eksi 1 gelir ki gerçek sayılarda bunun ihtimali yoktur. Hiçbir sayının karesi negatif olamaz. O halde demek ki x eksi y sıfır değilmiş. Geriye tek bir ihtimalimiz kalıyor. x artı y birmiş hocam. İşte bundan kaynaklı ben yazıyorum artık x artı y eşittir 1. Benden istenen şey ise x kare artı y kare. Ben x çarpı y'yi biliyorum eksi 1 olduğunu. Gel güzel kardeşim al bunun karesini. x kare artı 2 çarpı x y artı y'nin karesi 1'in karesinden biri verir mi? Verir. Benden istenen x kare artı y kareydi unutma. E şimdi x y kaçtı? E x y eksi 1'di. O halde şurası kaçtır? Eksi 2. Bu eksi 2'yi karşı tarafa postalarsan eğer x kare artı y kare elimizde kalır. 1 artı 2'den de doğru cevap 3'ün ta kendisi gelir arkadaşlar. Güzel soruydu. Güzel bir kazanım sorusuydu. 13. örneğimizi bitirdik ve geldik 14. kazanım bakışa. A artı 1 A artı bir bölü A şu ona eşitmiş. Benden istenen A kare eksi bir bölü A kare. Ulan bir dakika bu A'nın karesi bu da 1 bölü A'nın karesi değil mi? Şöyle. 2 kare farkı var yani o halde burada. Nasıl yazacağım ben bu iki kare farkını hemen gösterelim. A eksi bir bölü A ile hocam A artı 1 bölü a'nın çarpımıdır bu İşte bizden bu isteniyor Hatta ve hatta a artı 1 bölü a'nın ben 10'a eşit olduğunu biliyorum Yani şurası kaçmış 10 Eğer yanındakini de bulursam onunla çarpıp cevabı söyleyeceğim Peki yanındakini nasıl bulur? Her şeyden önce a artı 1 bölü a ve a eksi 1 bölü a varsa Elimizde eğer Şunu yaparsın a artı 1 bölü a'nın Gel bir güzel karesini al Çünkü kaç olduğunu biliyorsun bunun karesi A'nın karesi artı ikincinin karesi yani 1 bölü A kare artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Bunda bunu çarparsam 1 gelir 2 katı 2 yapar. Bu da nedir? Onun karesinden 100'dür. 2'yi karşıya fırlat. Ne olur? A kare artı 1 bölü A kare eşittir 98 olur. Şimdi geldim. Şurası soru işareti diyorum ben buraya. Soru işaretinin karesini alalım. Soru işaretinin karesi Birincinin karesi a kare. İkincinin karesi 1 bölü a kare. Eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci olduğu için eksi 2 gelecek. Ve eşittir diyorum. Acaba bunun karesi ne yapar? E şimdi şurayı biz bulduk az önce. 98 98'di bu. O zaman burası 98. E bundan 2 çıkarsa 96 kalır. Yani benden istenen, bana lazım olan değerin, ifadenin karesi 96'ymış. Karesi 96 olan sayı nedir? Tabii ki de 4 kök 6'dır. Çünkü 6 kere 16'dır. Burası da 4 kök 6 geldi. 4 kök 6 ile onun çarpımı 40 kök 6 yapar. Ve bu da bana cevabın ta kendisini verir. Kazanın bakış 15. Hadi bakalım. Şimdi biraz ÖSS tarihinin, ÖSS diyorum, YGS diyorum. ÖSS ve YGS tarihinin o kafa yakan e, kafa açan sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Arka arkaya peşi sıra. İyi dinliyorsun beni. 10, 12, 14, 16. Bunları çarp üstüne 16'lık de kare al diyor? Ne yapacağız? Tek tek çarpacağız. Yok, yok öyle yapma. Ne yapacağız? Tabii ki de çarpanları ayırmayı kullanacağız. Nasıl kullanırım? Şimdi ben 10 sayısına eğer x dersem, 10 sayısı x olursa yaz, yazıyorum bak. X çarpı 12 ne olur? Hocam x artı 2 olur. 14 ne olur? x artı 4 olur. 16 ne olur? x artı 6 olur ve sonunda da bir de 16'mız mevcut tabii ki. Bir de bunun en son kare kökünü alacağız. Onu bir yazmayalım şimdi. Kafa karıştırmasın. Şimdi ben burada x ile x artı 6'yı çarparsam x kare artı 6x gelir. Bak 6x önemli burada. Püf nokta 6x. Çünkü bununla bunu çarparsam da hem x kare gelir hem de bak şuradan bir 2x bir de 4 xten 6x gelir. Yani x kare artı 6x. İkisinde de olur. Böylelikle bununla bunu çarptım. Ne gelmişti? x kare artı 6x gelirken sarıları çarpıyorum. x kare artı 6x artı 8 geldi. Ve sonuna bir de 16 ekledim. Güzel. Şimdi hocam şuna şu var ya x kare artı 6x. Ben buna a diyeceğim artık. Değişken değiştiriyorum. Burası a ise şurası da mı a'dır? Evet. O zaman şu kızım ne yapar? Tabii ki de A artı 8 yapar. Çok güzel. A ile A artı 8'i bir güzel çarp. A kare artı 8A artı 16 geldi. Bir de bunun nesi vardı? Karekökü mü vardı? Peki bu neye benziyor? A kare artı 8A artı 16 neye benziyor? Biz bir ifadenin karesi. Değil mi? Çünkü şöyle. Hatta direkt yazayım. A artı 4'ün karesi. Değil mi a artı 4'ün karesinin hop karekökü karekökü olmadı şöyle karekökü tamam mı e şimdi bununla bu giderse mutlak değer a artı 4 diye çıkmaz mı çıkar e zaten şimdi a dediğimiz ifade x kare artı 6x'ti dolayısıyla x kare artı 6 x'ti. E doğal olarak bizim burada mutlak değerimiz dışarı direkt a artı 4 diye çıkacak a dediğim sayı da x kare artı 6x'ti e bir de artı 4'ümüz var cevap bu x neydi? En başında belirttik. 10'du. O zaman yerine yazacaksın. Onun 10 karesi 100. 6 kere 10 60. E bir de 4'ümüz var. Doğru cevap neymiş? 164 olacakmış gençler. Bak 10 numara 5 yıldız oldu. Tamam. Kazanım bakış 16. X kare artı y kare x e 6 x artı 8 y artı 25 sıfırmış x kere y soruluyor. Ha. Ne alalım şimdi? Şöyle yapalım mı bak. X kareyi aldım hocam ben elime. X kare. Bunun yanına eksi 6 x'i koyalım. Eksi 6 x. X kare eksi 6 x. Artı 9 olsa, artı 9 olsa burası bir tam kare olur. X eksi 3'ün karesi olur değil mi? Yazalım şöyle. X eksi 3'ün karesi olur. Şimdi 9 yok. Şu 25'in içinden de 9'u çalarız canım. Yani 25'ten 9 aldım. Ya yani 9 artı 16 yazdım ben burayı. Tamam mı? X kare eksi 6x artı 9 aldım. Güzel. Şimdi gel gelelim şu kısma. Y kareyi aldık hocam elimize. Y kare. Sonra ben burada Y kareyi kullandım ya. Artı 8y diyorum. Artı 8y diyorum. Artı bir de 16 olsa tadından yenmez diyecektim. Orada varmış ha. Az önce şey yaptık ya. zulaya atmıştık onu. Bak işimize yaradı. Şimdi burası ne? Hocam bu da y artı 4'ün karesi. Evet. İkisini toplamış. Sıfır yazmış. Aa. Hocam karesi karesi toplamı sıfırsa ikisi de sıfırdır hocam. Sıfırın karesiyle sıfırın karesi sıfırdır toplamları. O zaman x kaçtır? Burayı sıfırlayan değer 3'tür. O zaman y kaçtır? Eksi 4'tür. İkisinin çarpımı sorulmuş. Çarp bir güzelce ne gelir? Eksi 12 gelir cevabımız. Evet. Güzel oldu değil mi? Güzel. Sakin sakin. Yavaş yavaş. Hepsi olur hocam. İnan bana. Hepsi olur. Her şey yoluna girer. Hiç merak etme. X bir gerçel sayı olmak üzere. X kare eksi 12 X artı 20 ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada AYT'ciler <laughs> AYT'ciler hemen çoktan gitti abi oradan 6'yı yerine yazdı bile. Hocam 36 xi 72 artı 20'den doğru cevap eksi 16'dır dedi bile. Dedi yani onlar. Ben hissettim onu. Onlar bunu yaptı bile. Neden? Çünkü parabolün tepe noktası. Çünkü en küçük değer oradır. Ama tabii hani şöyle cevap eksi 16 ama bunu parabol bilmeden nasıl yapacağız? Sonuçta sadece TYT matematiği hazırlanıp bölüm yazacak olan arkadaşlar da vardır aramızda. Gençler x kare eksi 12 x artı 20'yi şöyle yazıyorsunuz x kare eksi 12 x bunun yanında hani burası 2 kere 6 ya 36 olsaydı Şurası x, x 6'nın karesi olurdu mis gibi. Ama 36 yok. O zaman 20 var değil mi? 20 olacak şekilde dizayn edelim. 16. Yani benim ifadem aslında x 6'nın karesi eksi 16'ymış. Şimdi bunun en küçük değeri soruluyor ya. O zaman şuranın en küçük değeri lazım bize. 16 çıkarınca cevabı durur. E, x 6'nın karesi karesel olduğu için en küçük değeri 0'dır. 0'dan 16'yı çıkarırsın eksi 16'yı cevabı verirsin. Hatta ve hatta bu ayetçiler var ya o ayete matematik bilenler. Bir de ne yapıyor biliyor musun? Hiç tepe noktasını falan uğraşmıyor. Türevi öğrenince, türevi öğrenince türevini alıyor. 2x 8 12 geliyor bunun türevi. 0'a eşit diyor. x 6 olmalıymış diyor. 6'yı çat yerine bir yazıyor. 16'yı yine buluyor. Tamam. Devam. Kazanın bakış 18. A kare, b kare, c kare. Bunları toplamış. A artı b eksi c artı 3 bölü 4 eşittir 0 demiş. A kere B kere C kaçtır? Hayda bu ne biçim soru? Bu ne biçim soru? Değil mi? Yani 40 takla atarsın şunu çözmek için. Bulur musun? O da muamma. Ha, o da muamma. Ne yapacağım o zaman hocam? Bak beni iyi dinle. A kareyi aldım. Şuradaki soruya davrandığım gibi davranacağım. Şu soru var ya. Bu soruya davrandığımız gibi davranacağız. Ne yapmıştık? X kareyi almıştık. Eksi 6 x demiştik. Yana ne koyarsam karesel olur diye düşünmüştüm. Aynı mantığı uygulayacağım. Niye? Karşısında sıfır var. Karşısında sıfır var. Bunun da karşısında sıfır vardı dikkat ettiysen. Heh. Şimdi taşlar yerine oturmaya başladı mı? Hadi bakalım. A kareyi aldım. Yanına da gittim. Hop. A'yı çektim bir güzel. Artı A. Hmm, şimdi dur. A kare artı birinci çarpı şöyle diyelim. İki çarpı birinci çarpı ikinci ne olursa burası A gelir. Bir bölü iki olursa. Hee demek ki ikinci sayımız 1 bölü 2'ymiş karesel olması için. O zaman artı 1 bölü 2'nin karesini kullanırım. 1 bölü 4 derim. E 1 bölü 4 nereden geldi hocam? E 1 bölü 4 şuradan gelebilir. Bak bu 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 4'tür sonuç olarak. Bunun bir tanesini kullandım ben. Aa şunu kullandım. Güzel. Şimdi B'ye geçelim o zaman. B kareyi aldım. B'yi aldım. 1 bölü 4'ü aldım. Ana mis gibi oldu bak. B kare artı B artı 1 bölü 4 oldu. Şimdi geldim diğerine hocam. Diğerinde de C kareyi aldım. Eksi C'yi aldım. 3 bölü 4'ü aldım. Anam mis oldu. Bak C kare eksi C. Sonuçta eksi değilmiş demek ki bu. Artı 1 bölü 4 dedim. Bu da karesel oldu. Şimdi şu neyin karesi? Hocam bu A artı 1 bölü 2'nin karesi. Evet haklısın. Şu neyin karesi? Bu da B artı 1 bölü 2'nin karesi. Çok güzel. Şu neyin karesi? Hocam o da o da C eksi 1 bölü 2'nin karesidir. Ve bunları toplayınca sıfır olmuş. Lan, kareleri toplayınca nasıl sıfır eder? Kareleri toplayınca sıfır gelmesini istiyorsan burada tek şartımız nedir? Hepsinin sıfır olması. O halde A eksi 1 bölü 2'dir. B eksi 1 bölü 2'dir. Ve C 1 bölü 2'dir. İşte bunları çarp demiş. Eksi ile eksinin çarpımı artı yapar. 1 bölü 2 kere 1 bölü 2 kere 1 bölü 2 de bana neyi verir? Hocam tabii ki de 1 bölü 8'in ta kendisini verecektir. Evet Kazanım bakış 19'a geçiyoruz artık arkadaşlar. Ne kadar bol miktarda soru çözdüğümüzü sen de fark ediyorsun değil mi? Güzel. Yani 40. dakikayı falan devirdik şu an. Devirmek üzereyiz. Ama ciddi anlamda şu an kazanım yüklemesi yapılıyor sana. Bunları mutlaka dersten sonra bir tekrar et. X artı 3 bölü X artı 2 6'ymış. Bana diyor ki X kare artı 4X X kare artı 4X artı 4. Şimdi bir kere efendim bir kere şura var ya şura x kare artı 4 x artı 4 e bu zaten x artı 2'nin karesidir. Değil mi? Evet. Şurada 3'ün karesi mi? Evet. O zaman bu ifade 3 bölü x artı 2'nin karesidir. Güzel. Aa 3 bölü x artı 2 de burada var ha. Baya ilginç. Güzel bir şey bulduk bence. Şimdi burası 3 bölü x artı 2'nin karesi ya. Şuraya geldim. Şuraya geldim. X kare artı 4X. X kare artı 4X. De, orası da şimdi artı 4 olaydı. X artı 2'nin karesi olmaz mıydı? ve bu ikisinin toplamı sorulurdu değil mi bana? Tamam ben bunu bulayım. Artı 4'lü versiyonunu bulayım. Cevabı bulunca 4 çıkarırız. Çünkü cevaba şu an 4 ekledim ben. Cevap bulunca 4 çıkarır. E çok güzel. Şimdi geldim şu kısma. Bu X artı 2, 3 bölü x artı 2'nin karesini bulurum şuranın karesini alarak ama burada x artı 2 yok e olsun al x artı 2 e karşı taraf e, al yani sıkıntı var mı yok e şimdi o zaman ben bu ifadenin tamamının karesini alırsam ne olur biliyor musun birincinin karesi artı ikincinin karesi yani 9 bölü x artı 2'nin karesi bu benden istenen bu arada benden istenenin 4 fazlası unutma ve artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci dedim eşittir. bunun karesi neydi? 8'in karesi 64. Çok güzel. Şimdi benden istenen kısım şurasıydı. Benden istenen yer burası. Şimdi geldim şuraya. Bu x artı 2 ile x artı 2 birbirini zortlatmaz mı? Şöyle gittiler değil mi? 2 kere 3 6. 6'yı karşıya fırlattım. 64'ten 6 çıktı. 58 mi kaldı? Güzel. Şimdi bu 58'miş. Aa benden istenen mi bu? Hayır. Senden istenenin 4 fazlası. O zaman cevap nedir? Tabii ki de 54'ün ta kendisi. Sakarya'ya selamlar buradan. Evet gençler. Şimdi geldik notumuza. Notumuza bakıyoruz. Üçlü ifadelerin kareleri var. Üçlü ifadenin karesi. Şimdi ne yapıyoruz? A artı B artı C. Ben bunun karesini alınca bir kere zaten kafadan hangisinin karesini alırsan al sen. A kare B kare C kare gelecek. Onları bir yazdık. Sonra mı? Sonra şu olur. Hepsi artılıysa hepsi artılı olacak şekilde A ile B'yi çarptın. B ile C'yi çarptın. A ile C'yi çarptın. Böylelikle her birini birbirine çarpmış olursun. A, B, B, C, A, C. Bunların toplamının iki katıdır diyorsun. Tamam mı? Ve burası da daima pozitif oluyor. Hocam A artı B eksi C olursa bak iyi dinle. A ile B'yi çarptın. ab, B. ile eksi C'yi çarpınca eksi B, C. A ile eksi C'yi çarpınca eksi AC geliyor ve yine burada artı iki katı, Bak onu, onu da lütfen unutma. Yani buradaki eksiği sen e, gelişine göre soruyu dizayn edeceksin, Açılımı dizayn edeceksin. Tamam? Gençler 122'de bitirdik. Şimdi nereye geçiyoruz? 123'e kazanım bakış 20'deyiz artık. Güzel kardeşim. X artı y artı z 10. X kare y kare z karenin toplamı. 50 ise x y y z x y toplamı soruluyor. E, hocam x artı y artı z'nin ben karesini bir almak istesem. Ne olur? x kare y kare z kare artı 2 parantezinde x y y z ve x z gelir. Değil mi? E şimdi x artı y artı z 10'du. E, karesi 100 yapar. Eşittir. E, x kare artı y kare artı z kare de 50 olarak verilmişti. Artı 2 çarpı benden istenen. X, Y, Y, Z ve X, Z. Bak unutma şunu istiyordu benden değil mi? Şu kısmı istiyordu. Zaten o kısımda burada mevcut şu an. E, ben 50'nin üstüne ne eklersem 100 olur? 50. Peki 2'yi neyle çarparsam 50 olur? Tabii ki de 25 ile o halde doğru cevabımız da 25 olacaktı deriz gençler. 21 kazanım bakış. Hadi bakalım. 2x eksi 3y artı z 10'muş. 6 x y artı 3 yz eksi 2 xz z 8'miş. 4 x kare artı 9 y kare artı z. Bir kere 2 x'in karesi burada mevcut. Eksi 3 y'nin karesi burada mevcut. Z'nin karesi burada mevcut. Bir kere ben kare alacağım abi. Bu üçlü terimin karesini alacağım. Hadi başlayalım. 2 x eksi 3 y ve artı z'nin karesini alarak işleme başlıyoruz. Ki onun karesinden burası 100 yapar yine eşittir. Geldim bu kısma. 4x kare artı 9y kare artı z'nin karesi tamam mı? Artı 2 parantezinde şunla şunu çarp eksi 6y eksi 6xy şunla şunu çarp eksi 3yz şunla şunu çarp artı 2xz gelir değil mi? Güzel. Şimdi şurası benden istenen burası benden istenen bana verilen ne? Bana verilen de hocam bak şurası. Ama aynısı değil hocam ya. Yani sanki böyle eksiyle çarpılmış versiyonu gibi mi? Evet. Madem öyle şurası kaçtır arkadaşlar? 8 değil eksi 8'dir. Ve 2 kere eksi 8 eksi 16'dır. Eksi 16'yı karşıya 100'ün yanına postalarsan 116 senden istenen şeyin ta kendisi olacaktır. Evet artık hazır mıyız A x kare artı B x artı C üçlü terimlisini çarpanlara ayırmaya? Bence hazırız. Başlayalım. A sayısı birden farklı ve M ile N'nin çarpımına eşitken C de K ile T'nin çarpımına eşit olmak üzere. Eğer ki sen buradaki A x kareyi M x ile M, N x'in çarpımı olarak C'yi de K ile T'nin çarpımı olarak yazabiliyorsan ve bunları yazdıktan sonra M T ile bak M T ile NK'nın toplamı da bana ortadaki terimi veriyorsa o zaman sen bunu Mx artı K ve Nx artı T biçiminde çarpanlarını ayırabilirsin. Sorunun üzerinde daha net göreceksin. Ekstradan yine aynı şekilde burası 1 ise o zaman x kere x olduğunu biliyorsun x karenin. Burayı K çarpı T biçiminde ayırırsan eğer yine XT ile XK'nın toplamı Bx'i veriyorsa yani K ile T'nin toplamı B'yi veriyorsa bize işte o halde x artı k ve x artı t'nin çarpımı olarak bunu çarpanlarına ayırabilirsin dedik. Şimdi geldik 22'ye. Hocam ben bunu x'e x, e x ayırırım. Burayı da toplamları ortadaki eksi m artı n'yi verecek biçimde yazacak olursam ki eksi m ile n'nin çarpımı eksi m n'dir. Toplamları da eksi m artı n yapar. O halde yan yana dizip çarpıyorum. X eksi M ile X artı N'nin çarpımı bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış biçimidir diyebiliriz. Sağ üst taraftayım. M kare eksi 4 mn eksi 5 N kare eşit 0 eşitliği sağlanmaktadır. M ve N pozitif gerçel sayıları için. Buna göre M artı 7 N bölü M eksi 4 N ifadesinin değeri sorulmuş bize. Şimdi elimizde ne var? M kare eksi 4 mn N eksi 5 n kare var eşittir 0 demiş. Ben burada burayı m ve m diye ayırsam burayı da eksi 5 n'ye eksi 5 n'ye e, artı n diye ayırırsam şunda şunu çarp mn. n şunda şunu çarp eksi 5 mn değil mi? Çıkar eksi 4 mn eksi 4 m n'yi verdi mi? Vallahi verdi. O zaman ne yapıyoruz? Şunla şunu bununla da bunu toplayıp yan yana çarpıyoruz. X eksi 5 x değil m eksi 5 ne? Çarpı m artı ne? Eşittir 0. Şimdi burada hocam ya burası sıfırdır diyeceğim ya da burası sıfırdır Yani ya m 5 neye eşittir ya da m eksi neye eşittir. E şimdi yavrucuğum m ile n pozitif değil miydi? n pozitifse M negatif kalır. Bu değil mi? Olmaz o zaman. Ha, bu gitti. Bu çöp. M kaçmış? 5N. O zaman getirirsin. Hop M gördün yerine. 5N yazarsın. 5N'ye 7N ye ekle. 12N. 5M'den 4N çıkar. N kalır. N'ler gider. Doğru cevap karşına çıkar. Doğru cevabımız 12 idi arkadaşlar. Ve bir notumuz var. Bu notta en küçük ve en büyük değerleri bulabilmek için az önce paylaştığımız bir çözüm yöntemi vardı. Bu ifadenin en küçük değerini bulmak istiyorsan x artı a'nın karesi şeklinde getirip üzerine k ekleyip tabii ki burada a kare artı k neyi verecek biçimde çarpanlarına ayırıyoruz. yazıyoruz yani tam kare haline getiriyoruz. Yine aynı şekilde bunun en büyük değerini bulmak için de burayı tam kare haline getiriyoruz. Şimdi bak soruda direkt uygulaması var iyi dinle beni. A kare eksi 8 a artı 20 bunun en küçük değerini bulacağım ben. Nasıl buluyordum? Hop çektim kenara. A'nın karesi eksi 8a artı 16 yazarsam burası artık a 4'ün karesidir. a 4'ün karesi. Ama hocam artı 16 değil ki artı 20 var. O zaman bir de 4 ekleyeceksin. Şimdi a 4'ün karesinin alabileceği en küçük değer 0 olduğu için 0'ın 4 ekleyince bu ifadenin en küçük değeri minimum değeri kaç olmuş olur? 4 olmuş olur. Şimdi geldim şunun en küçük değerine. Şu baştaki eksiyi sevmiyorum ben. Eksi parantezine yazacağım bu ifadeyi. B kare eksi 4B ve eksi 10 oldu. Şimdi içeriği tam kare haline getirelim. B'nin karesi eksi 4B artı 4 olmuş olsaydı tam kare olurdu. Neyin karesi? B eksi 2'nin karesi olacaktı. Peki hocam eksi pardon eksi 10 vardı artı 4 çıktı. Ben eksi 10'a nasıl döneceğim geri? 14 çıkarırım. Yani bundan 14 çıkarırsan eksi 10'u elde etmiş olursun. İşte eksiyle de çarparsam bunu eksi... B eksi 2'nin karesi artı 14 gelir. E şuranın alabileceği zaten en küçük değer 0 olduğu için bu kısım 0, 14 daha bunun alabileceği maksimum değer de 14 olur. Hemen yazdım. Maksimum değer 14. İşte bu ikisinin çarpımı soruluyor. 4 kere 14 bana 56'nın ta kendisini verir gençler. Ve küp açılımlarına geliyoruz ama Devam etmiyoruz. 50 dakikayı da devirdik. Dersimizi burada noktalıyoruz. Dedim ya iki part halinde gelecek çarpanlar ayırma. Buradan itibaren artık burada ders molamızı verdik. Buradan sonra diğer derste görüşeceğiz arkadaşlar. Küp açılımlarında çarpanlar ayırmada. Ne kadar çok soru çözersen o kadar öne geçersin. Ne kadar stabil çalışırsan, ne kadar düzenli olursan, ne kadar istikrarlı olursan sınav senin için o kadar kolay olacaktır. Sene sonunda sınavdan çıktığında Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta, sosyal medyada, bütün mecralarda çevrende akrabaların içerisinde sınavda bu sene zormuş veyahut sınavın nasıl geçti bakalım veyahut son 15 yılın en zor AYT'siydi bilmem nesiydi diye yorumlar gelirken sen herkese şunu söylersin eğer bu dediklerimi yaparsan herkese dersin ki yo sınav kolaydı ben de yaptım veya sınavın zorluğuyla kolaylığıyla eğlenmiyorum. Ben hepsini yaptım demek için bu dediklerimi yapman gerekir. Arkadaşlar, sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.